five. High five. High five. High five. High five. Çin tarafından deniz sularımız sürekli daraltılıyor. Water too big. Too big. Too big. Yes, yes, too big. Amerika Birleşik Devletleri Filipinler'de 4 tane askeri üs açacakmış. Hatta bir adamın Türklere karşı anlattığı bir fıkra var, ırkçı bir fıkra. Onu farkında olmadan kameraya çektim. Ah, we got 100 sa school. Malungkot padapog na naghuhuga. Hello. Bye bye. Bye bye. Hawaii'de volkanik kayaların arasında böyle çukurlar oluşuyordu. Değerli Gezen Can ailesi, hepinize merhabalar. Filipinler'den selamlar, sevgiler. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün şöyle çıktım dışarı. Dedim bu Koran'ın merkezine doğru bir gideyim. Orada bir denizi göreceğim. Yarın da bir tura katılmayı düşünüyorum. Dalış turu olacak muhtemelen. Burada gemi enkazları var. Bu gemi enkazları 2. Dünya Savaşı'nda Japonlar gelip Filipinleri işgal etmişler. Nasıl Çin'i işgal ettilerse gelip Filipinleri de işgal ediyorlar. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri donanması geliyor. Buradaki Japon donanmalarını indiriyor. Suyun altına gömülüyorlar. Onları dalış yaparak görmek mümkünmüş. Hatta gemi enkazına dokunmak bile mümkünmüş yani. Çok derinlerde değilmiş. Onlara gideceğim işte. Bir de mercanlara dalış yapacağım. Dalış videolarım genelde pek izlenmez. Çok fazla dalış meraklısı insan yok. En azından benim takipçiler arasında. Son yaptığım dalış videosu Tayland. Ondan önce Meksika'da tüplü dalış yapmıştım. Onlar izlenmemişti ama en önemlisi ben Galapagos'ta daldım. Dünyada dalışı seven dalgıçların nirvanası yani. Hayatta en çok gitmek istedikleri yer Galapagos. Çünkü Galapagos'ta öyle bir su akıntısı var ki çekiç başlı köpek balığından tutun katil balinalara kadar her türlü deniz canlısını orada görebiliyorsunuz. Çünkü soğuk su akıntısı var. Akıntıda pek çok canlının geçtiği bir güzergahta bulunuyor işte Galapagos'ta. Orada dalmıştım. O videoda çok ilgi çekmemişti. O yüzden biliyorum dalış videoları ilginizi çekmiyor ama ben yine de ülkelerin tüm özelliklerini sergilemek istiyorum. Görmek istiyorum. Suyun üstünü değil sadece suyun altını da görmek istiyorum. Benim çok ilgimi çekiyor. Aranızda ilgisini çekenler olduğunu da biliyorum. O yüzden azınlık da olsak bunları göstermek istiyorum. Filipinler bence Asya'da gittiğim ülkelerin hiçbirine benzemiyor. Yani bunu daha önce Cebu'daki gözlemlerimde de böyle söylemiştim. Hala aynı fikirdeyim. Burası %80 oranında Katolik Hristiyan bir ülke. Bu onu diğer tüm Asya ülkelerinin çoğundan farklı kılıyor. Yani benim gittiğim ülkelerde siz de gördünüz işte Budistler var, Müslümanlar var çoğunlukla. Çok az bir Hindu inanışına inananlar var. Burası %80 oranında Katolik. Kaldığım hosteldeki adamla konuştum, hostelin sahibiyle. Çin tarafından deniz sularımız sürekli daraltılıyor, küçültülüyor. Çünkü Çin kendi Çin denizini genişletmek istiyor. Oralarda hakimiyet kurmak istiyor. Hem askeri üstünlüğünü hem de ticari üstünlüğünü orada artırmak istiyor. Bu yüzden de bizim deniz sularımızı işgal ediyor dedi. Balıkçıları taciz ediyorlarmış. Çin sahil güvenliği balıkçıları Filipin sularından def ediyormuş, uzaklaştırıyormuş. Bunlardan çok rahatsızlar. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri Filipinler'de 4 tane askeri üs açacakmış. Yeni 4 tane askeri üs. Yani Çin'e gözdağı vermek için sen buradaysan ben de buradayım demek için böyle bir yöntem geliştirmişler. Hatta bir tanesini Palawan'da açma ihtimali varmış. Ki Palawan dünyanın turizm cenneti adalarından birisi. Orada askeri üs çok alakasız olur ama stratejik olarak evet Çin'e çok yakın olduğu için böyle düşünmüşler. Burası çok fakir, çok sefil bir ülke. Hep böyle tek katlı binalar genelde görürsünüz. Baraka gibi. Böyle tahtadan evler falan. Düşünün yani burası Filipinlerin cenneti. En turistik yerlerinden birisi. Palawan Adası'nın kuzeyinde Coron isimli yer. Ama yani burada manzara bu. Bali'de olsaydı böyle bir manzara pek göremeyecektiniz. Koh Samui'de böyle bir manzara pek göremezsiniz. Yani turistik olan bölgelerinde daha çok işte böyle restoran, bar, kafe, masaj yerleri falan görürsünüz. Ama burada daha çok böyle işte motosiklet tamircisi, hurdacı, işte gecekondu tarzı evler falan, inşaatlar, şantiye görüntüsü falan çok görüyorsunuz. Ve sürekli de motosiklet geçiyor. Ve böyle araba parçasına benzeyen şeyleri motosikletlere monte edip böyle garip garip tuktuğa benzer araçlar yapıyorlar burada. Nüfusu çok kalabalık bir ülke. Buranın insanları inanılmaz sıcak. Şöyle özetleyeyim. Sizden hiçbir beklentisi olmayan insanlar, siz mutlu olun diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani sizin onlara para ödemeniz, müşteri olmanız falan gerekmiyor. Aa, ne kadar güzel şuna var. Hello. Kıyafetini severim seni ya. Çok tatlı. Bir de buranın çocuklarıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Kaldığımız hosteldeki ara sokakta 2 tane çocukla tanıştım. Bir kız, biri erkek. Bu arada şu çocuklar da herhalde okuldan geliyorlar. Hello. 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 Neyse, ne diyordum? 2 tane çocukla tanıştım abi. Bizim hostelin o ara sokağında. Hello. Muhabbet hep kesiliyor. Hello. High five, 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 high five. Neyse, 2 tane çocukla tanıştım. Çocuklara adımı söyledim. Dedim benim adım Can. Ertesi gün hostelden çıktım. Hi Can, hi Can diyorlar bana. Oğlum dönüp bakıyorum böyle. Bu kimdi ya? İsmini nereden hatırlıyor falan. Hatırladım ama aa dedim, dün tanıştığım çocuk ya. Fakir ülkeler zaten hep böyle oluyorlar. Yani para saadet, mutluluk getirir mi sorusunun cevabı gibiler yani. Hayır, getirmezler gibi. Oo, horozlar, tavuklar. Hello, köpekler. Aa, orada teyzem balık ayıklıyor, balıkları tartıyor. Ve denizi görüyoruz şuradan. Aradan deniz görüyoruz. Filipinli okul çocukları. Hello. Yalnız yaşadıkları hayat da bu işte ya. Maalesef. Şöyle aradan gireyim dedim, bir denize bakayım. Limanı görebiliyoruz. Burası Coron Limanı. Buradan gemiler Manila'ya gidiyor, başkente gidiyorlar. Maalesef çok fakir bir ülke. Çocukları çok tatlı. Buradaki evler deniz kenarında hep. Aradan böyle deniz görünüyor. Okul çocukları tuktuklarla gidiyorlar eve. Hala daha karşıma böyle güzel bir otel, temiz bir restoran, nezih bir yer, bir market falan hiç çıkmadı. Hala böyle yerlerden gidiyorum. Filipinler'de bu stilde tekneler var. Tayland'dakiler gibi değil yani. Tayland'dakiler daha farklı. Balıkçıların olduğu yere geldim. Balık kurutuyorlar. Şimdi kuşlar inip bunları almıyor mu? Ben şimdi bunu merak ettim. Her yer balık. Şuradan devam edelim bakalım. Hello. Büyük balıklar. Ha, kuşlar gelip almıyor. Kediler falan yok ortalarda. Enteresan bir durum. Balıklar öyle boş boş duruyor kendi halinde. Bip bip. Hello. Hi. Aa, bu ne yapıyor? Çuvala girmiş. Hello. 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 Çok tatlılar. Ah, markete geldik ya. Hi. You have something cold to drink? No? Water? Water? Water too big. Too big. Too big, yes, yes, too big. Too big. Water. In Tagalog, too big. Too big. Too big. Of çok güzel. I want to swim. Do you know any place to swim here? This way? I think hot spring. Hot spring? Yeah. Where? Over there. Walking? You're walking, I think 8 minutes. Ah, 8 minutes? Yeah. Just straight? Yeah. Yes. Okay, yeah, that's good. Yeah. Thank you. 15? 15. Okay. 15. Thank you. It's okay, thank you. Thank you, bye bye. İleride hot spring varmış, yani artezyen, sıcak su. Of of, her yer balık. Bir de burası çok turistik yer. Turist de çok burada ama bu sokaklara hiç gelmiyorlar galiba. Baksanıza, küçükleri bile böyle. Büyükleri de yani yanlarında böyle tahtalar var, küçüklerinde de var. Hepsi aynı stil. Hello. Hi friend diye kadın. Selam dostum. Oğlum bu nasıl bir müzik lan? Her taraf balık ya. Basketbol sahasını işgal etmişler. Herkes bana bakıyor. Ne yapıyor bu adam, kim diye. Oo, mahalleye geldik işte. Filipin mahallesi. Şurada yol çalışması var. Hello. 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 Bak buralar daha güzelmiş. Böyle taştan güzel evler çıktı karşıma şimdi. Market. Hello. Her yerde böyle küçük küçük marketler var. Abi burası Guatemala'nın böyle ıssız yerleri vardır. Dağların tepelerinde falan çok gitmiştim zamanında. Oralara acayip benziyor ya. Böyle marketler falan, evler. Hello. Bu ne satıyor? Sebze, balık. Store, market. İsa Tanrı. Ya istisnasız herkes yüzüme bakınca gülüyor. Filipinler'de kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü nereye baksam hep selam, hep böyle bana selam veren, gülümseyen, sıcak insanlar görüyorum. Daha önce mesela benim Avusturya videolarımı izlediniz, Slovakya videolarım, Macaristan videolarım falan. Beni şimdi yanlış anlayanlar olacak, eleştirenler olacaktır ama ya ben oralarda kendimi konforlu, güvende hissetmiyordum. Tamam, evet, medeniyetin beşiği orası, Avrupa, Avrupa'nın ortası falan ama orada insanların bana bakışları daha çok böyle dışlar gibiydi. Hani ben esmerim abi, ben oraya ait değilim. Avusturya gibi ülkelerde daha çok böyle ya bu kim ya, ne işi var bunun bizim mahallemizde, acaba sorun çıkarmaya mı gelmiş bu, ne ayak bu falan diye böyle bakıyorlardı. Yani bakışlarından öyle anlıyordum. Zaten defalarca ırkçılığa maruz kaldık orada. Avusturya videolarımda neredeyse bütün videolarda ırkçılık var. Hatta yani birebir adamlarla tartışmalarımızı kameraya çektim. Buradaki yaşlılar hep gelip bizimle kavga ediyorlar. Köpeğini burada gezdiremezsin, burada kamp yapamazsın falan diye. I can stop everybody. What are you to stop everybody? What are you talking? What are you talking? How you call it in English? Umweltangalt. I am here for everything that there is no fire. Chief of Fire Department. Yes, first time and the second time of the downhole. Okay. And I can say this. If you want, do not want it, I can with the police. Yes, no problem. I have no problem. You have a problem. No, you have a problem. No, I have not a problem. I make we didn't come to you. You come to us. I make it. You have a problem. No, I make a telephone call. I make a telephone call and say that there is one here down, and I said to him he has to go. He doesn't go, so the police has to do it. No problem for me. No problem. Let the police come. You think the police will get me away from here? No. Yes. No, 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 no. Yes, you think. This is no place. It's not your account. It's not your place. It's not your place too. Hatta bir adamın Türklere karşı anlattığı bir fıkra var, ırkçı bir fıkra. Onu farkında olmadan kameraya çektim. Hatta adamın ne dediğini bile bilmiyorum. Almancam yok çünkü. Arkadaşlara söyledim. Ya dedim bu adam ne anlatıyor dedim. Dediler ki ya ben bunu çeviremem abi. Yani çok ayıp. Adamın anlattığı şeyler çok iğrenç. Midem bulandı, tiksindim falan dediler. Ama en sonunda onu ben Türkçe'ye çevirttim ve altyazıda olarak adamın yüzünü gizleyerek videoda yayınladım. Adam ben oradan ayrıldığım için başladı ırkçı bir fıkra anlatmaya. Böyle şeylerle karşılaştım. Şimdi burada mesela kendimi kabul edilmiş görüyorum. Benimsenmiş görüyorum. Yani insanlar burada bana sıcak davranıyorlar, gülümsüyorlar. O yüzden yani ben bu tarz ülkeleri daha çok seviyorum. Yani biliyorum bazılarınızın hiç hoşuna gitmeyecek bu dediğim işte ama öyle yani. Ben Avrupa ülkelerinde gerçekten kendimi bu kadar rahat hissetmiyordum abi. Hello. Burası neresi? Hello. Hi. Is this hot spring? No. Way. Between. Okay, what is this? Deep well. Ah, kuyuymuş. Ah, okay. For water. Drinking? Yes. No. No. What is this? Ah. We got a 100 to school. Ah, homework. Yes, homework. Ah, what does it say? It's Philippine language? Masaya. Ah, okay. Masaya. Can you read Philippine language? I read mo daw, kabasahin mo daw. Can you read? He's shy. Shy. Yes. Who can read this? Who can read? Diyan na, magbasa ikaw na. Basahin mo na. Basahin mo na. Basahin mo daw. Para, yan o, you got 10%. Masayang. Nag-vlog siya. O, ano mo pinag-vlog pala siya? Bahay si Simon. Anak na yan. Wow. He's shy. Bravo. Bravo daw. Bravo. Basahin mo na ikaw. Thank you. Masayang naglilinis ng bahay si Simon. Simon. Malungkot, padapog na naghuhugas ng pinggan si Marina. Masaya palagi na. Excuse me, sir. Are you vlogging, sir? Are you vlogging? YouTube. Are you vlogging? YouTube vlog. Sa vlog na rin, vlog na rin sa YouTube. Ilayak mo pa ka na lang mukha. This is for Turkey. Do you know Turkey? Yes. Turkey. Thank you. What does it say? Maraming salamat. Thank you. Masaya is a happy. Happy. Simon is a happy. Okay. This is a Filipino subject. Filipino. Okay. Okay, I'm going to hot spring now. See you. Thank you very much. See you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Çocuğun ödevini okuttu. Güzel okudu çocuk ama ne olduğunu anlamadım. En sonunda dedim bu ne? Happy dedi, mutlu. Türkiye'yi tanıyorlar ama bak. Güzel. Bir de yani İngilizceleri de güzel. Güneşin altında yarım saatten uzun süredir yürüyorum. Adam bana 8 dakika demişti. Hiç alakası yok. Şimdi hot spring'e geldim. Ya bu sıcakta da hot spring'e gelinir mi? O da ayrı bir olay. Neyse geldik bakalım. Nasıl bir yer merak ediyorum. Hot spring'i ben genelde severim. Her gittiğim ülkede hoşuma giden bir şey. Yani jacuzzi gibi bir olay sonuçta. Ama en güzeli Hawaii'dekiydi ya. Hawaii'de volkanik kayaların arasında böyle çukurlar oluşuyordu. O çukurların içinde sıcak böyle fokur fokur sular vardı. O kadar sıcaktı ki yani bir 5-10 dakika durunca İnsan hafiften böyle fenalaşmaya, baygınlaşmaya başlıyordu artık. İçeriye girdim. Burası Hot Springs ve bugün şehirde gördüğüm en temiz, en düzenli, çöplerin olmadığı tertemiz, bakımlı yer burası oldu. Ne diyor? Maymun mu varmış? Aa, maymunları beslemeyin. Ha, diyor ki biz onların diyor sizin yiyeceklerinizle ve eşyalarınızla çok haşır neşir olmasını istemediğimiz için maymunları lütfen diyor beslemeyin diyor. Ulan şu maymun zaten. Bu maymunların içinde senin ne işin var? Aa bak bak, şu ağaç mangrove ağacı abi. Müthiş bir ağaç bu. Bu böyle deniz kenarında, böyle suyun içinde yaşayan bir ağaç. Nasıl temizlemişler ya. Çok güzel tertemiz tutmuşlar etrafı. Çünkü bu ağacın olduğu yerde genelde böyle köklerin etrafı çalı, çırpı, yaprak, dolar taşar buralar. Güzel bakmışlar etrafa. 38 ila 41 derece arasıymış. Yavaşça girin diyor. Aa, şurası çok güzelmiş. Bak şakası gibi. Ortam böyle. Şurada da küçük bir havuz var. Ha, orada iskele yapmışlar denize. Mayonu giyeyim. Mayonu giy de havuza gel. Ne mayosu? Mayom neyim yok benim. Ay, mayosuz gel. Aa. Hot Spring'den çıktım, yürüye yürüye tekrar hostele geri dönüyorum. Sıcak sudan çıktım, sıcak havada, güneşin altında yürüyorum. Bir şey olmuyor ama acayip halsizleşiyorum. Şimdi gidince bol bol su içeceğim, pert olacağım. Artık bilgisayarda işlerime bakarım, daha fazla bir şey yapamam bugün. O zaman bugünlük bu kadar olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Thank you, come again. Teşekkürler izlediğiniz için. Kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.